İyi akşamlar. Medyaskop TV'nin 12. açık oturumuna hoş geldiniz. Bu akşam gazeteci Kadri Gürsel ve siyaset bilimi profesörü Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Yılmaz'la beraberiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugün 12. açık oturumu yapıyoruz. Aynı zamanda 1 Kasım seçimlerinin üzerinden 12 gün geçti. 12. günde bu açık oturumu yapıyoruz. Seçimle birlikte Türkiye siyasetinde neler değişti, değişecek bu konuyu genel olarak, temel olarak tartışacağız. Tabii bir de gündemdeki konulara da değinmeye çalışacağız. Bugün Yüksek Seçim Kurulu 1 Kasım seçim sonuçlarını kesinleştirdi. Buna göre seçimlere 56.949.009 kayıtlı seçmenin 48.537.000'i katılmış. Bu seçmenlerin 47.840.231'i geçerli oy kullanmış. Geçersiz oy sayısı 697.464. Seçime katılma oranı %85,23. Bir başka sonuç, bu seçimde geçerli oy kullanan 47.840.231 seçmenin 23.681.926'sı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 12.111.812'si Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 5.148.085'i Halkların Demokratik Partisi'ne, 5.694.136'sı da Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş. Bu oylar sonucu oranları genel olarak biliyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi %49,5, Cumhuriyet Halk Partisi %25,32, Halkların Demokratik Partisi %10,76, Milliyetçi Hareket Partisi %11,9 oy oranıyla sırasıyla 317, 134, 59 ve 40 milletvekili çıkardılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yeni milletvekilleriyle ilk toplantısını 17 Kasım Salı günü saat 15'te yapacak. En yaşlı üye Deniz Baykal başkanlığında meclis toplanacak. Milletvekilleri yemin edecekler ve yeni yasama dönemi başlayacak. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na başbakanlık görevini vermesi bekleniyor. Önce hocamla başlayalım. Bu tabloyu değerlendirmeye. Geçersiz oy sayısı 697.464. Bu gerçekten az bir geçersiz, evet, oy sayısı. Geçen seçime göre. Evet, seçime katılımda %85,23. Bu iki veriyi nasıl değerlendirirsiniz? Bu seçime bir teveccüh olmuş mu? Geçersiz oyların azalmasının bir nedeni insanların seçmeyi öğrenmiş olması, yani o kağıdı kullanmayı öğrenmiş olması olabilir. Kağıt da basit, daha basit hazırlanmıştı. Daha az parti vardı kağıdın üzerinde. 16 parti vardı. Bağımsız adaylar daha sona konmuştu. Dolayısıyla bir tür eğitim de verilmiş olabilir seçmene. Hı-hı. Yani oy verme konusunda. Seçmen de daha dikkatli davranmış olabilir. Neticede geçersiz oylar azaldı ve bu iyi bir şey. Öbür sorunuz seçime katılımın yüksekliği. Görünen o ki geçen seçimde, yani bu rakamlardan da gördüğümüz, bir miktar küskün oy varmış. Özellikle de AK Parti oyu. Evet. Bunlar geri gelmişler. 1 milyon küsür gibi benim hesaplarıma göre. Ve AK Parti'ye oy olarak yazılmışlar bu seçimde, öyle görünüyor. Yani geçen seçimden bu seçime. %85 tabii Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında, Batı ülkeleriyle kıyaslandığında çok yüksek bir katılma oranı aslında. Yani seçime doğal olarak gidemeyecek olanları, bir miktarda ilgisizleri çıkardığınızda neredeyse aktif yetişkinlerin hepsi gitmiş, oy kullanmış gibi görünüyor. Bu tabii aslında biraz mobilize bir seçmeni de gösteriyor. Biraz seferber edilmiş bir seçmen bu. Her parti tarafından, sadece AK Parti tarafından değil. Yani şeyler yükseldikçe, hani seçimden kazanılacaklar ve kaybedilecekler, bütün parti taraftarları gidip burada oy kullandılar ve böyle bir yüksek katılım çıktı. Biraz o
kritik durum yaratma. Hani her şey elden gidebilir, her şeyi kaybedebiliriz, çok şey kazanabiliriz şeklindeki kazançların ve kayıpların açısı açıldıkça ortalama seçmenin evinde oturmak yerine gidip oy kullanma sayı ki yükseldi gibi görünüyor. Ama bu her seçimde böyle olacak diye bir şey söz konusu değil. Bu sayıkların düştüğü ortalama durumlarda ortaya çıkabilir. Bu seferberlik de çünkü partiler açısından çok maliyetli bir iş. Yani her seferinde seçmeni bu kadar yüksek bir seferberlik düzeyinde seçimlere yöneltmek zor olabilir. Bir de yapısal olarak Batı ülkelerinde görüyoruz. İşte partizanlık, seçime katılma oranı. Yıllar geçtikçe, iktisadi durum iyileştikçe, olaylar normalleştikçe bir düşme eğilimine giriyor. Bu Türkiye'de de böyle olur mu? İleride göreceğiz. Ama şu anda bu durumda değiliz. Onu görüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi de dahil olmak üzere bu seçim öncesinde siyasi partiler en azından önceki seçim propaganda dönemine oranla daha az propaganda yaptılar, yapabildiler. Evet. Buna rağmen bu yüksek seçime katılım oranı, bu az geçersiz oy nasıl değerlendirilir? Bu propagandayı biz açıkta görmedik. Birçok nedenle görmedik. Yani muhalefet partilerinin propaganda yapması bu patlamalarla, ölümlerle, katliamlarla zaten imkansız hale geldi. Yani HDP'nin propaganda yapması imkansız hale geldi. Ankara katliamından sonra seçime kadar hiçbir şey yapamadılar. Diğerleri de geri çekildi muhalefet partilerinin. Bir de bir tür şey vardı. Zaten 7 Haziran'da zarlar atılmış, belli bir sonuç çıkmış. Hani 3 aşağı 5 yukarı insanlarda doğal da bir kendi kendilerine hani seferber etme durumu da demek ki ortaya çıktı. Bir de bizim bilmediğimiz tabii biz ortada olanı medyaya yansıyan mobilizasyonun seferberliği biliyoruz. Daha yerelde parti örgütlerinin, ilçe örgütlerinin, il örgütlerinin birebir çalışmalarda insanlarla ne konuştuğunu, mahallelerde, kahvehanelerde, oralarda esas çünkü seferberlik oluyor. Camilerde, okullarda, birçok yerde bu seferberlik yapılıyor ve oralarda demek ki birebir şey yapılmış, konuşmalar yapılmış ve bir şey sağlanmış. Yüksek katılım oranı sağlanmış. Bence maksimumuna neredeyse varmış. 85-86'yı geçmek çok zor. Yani bu şartlarda. Evet. Bu seviyede kalmayabilir diye düşünüyorum. Yani her seçimin bu kadar kritik, zaten her seçimin bu kadar kritik olması ve ya her şeyi kaybedeceğiz ya çok şey kazanacağız şeklinde bir seçim yaşıyor olmamız zaten anormal bir şey. Yani neticede bu demokratik, normal işleyen demokratik bir sistemde seçimlerin getirilerinin ve götürülerinin bu kadar yüksek olmaması lazım zaten. Yani seçimlere karşı duyarsızlık aslında doğal bir şeydir. Yani seçimde az şey kaybedersiniz, az şey kazanmanız lazım. Nedir bu? Kamusal diyelim 10 tane karar varsa benim dediklerim olmaz, sizin dedikleriniz olur. Ama ben malımı, mülkümü, hayatımı, özgürlüğümü, yaşam tarzımı, işimi, gücümü korurum. Yani seçimde bunları kaybetmek diye bir korkum yoktur. İtibarımı, paramı, pulumu bunlar kalır. Ama nereye köprü yapılacak? Dış politikada A'yı mı yapacaksınız? B'yi mi yapacaksınız? İşte maliye politikası nasıl olacak? Para politikası nasıl olacak? Bölgesel kalkınma politikası nasıl olacak? İşte bunlar kamusal meseleler. Evet, üzülürsünüz kaybettiğiniz için ama neticede çok geniş bir alan, kişisel ve özel dediğimiz alan size kalır. Şimdi burada sorun seçime katılan her taraf, Kürtler mesela nasıl bir statü kazanacakları belirsiz. Hı hı. İşte dindarlar, muhafazakarlar yeni kazanmış oldukları statünün konsolide mi olacak bu statü yoksa aşınacak mı? Bu tür bir problem yaşıyorlar. İşte laik, seküler dediğimiz kesimler ise kaybetmekte olduklarını düşündükleri bir statüyü belki koruruz, daha fazla aşınmasına engel oluruz, belki biraz daha fazlasını alırız gibi bir beklenti içindeler. Dolayısıyla özel ve kişiselin üzerine dönen, o özel ve kişiseli kaybetme veya kazanma gibi doğrudan sizin varoluşsal kimliğinizle ilgili din gibi, etnisite gibi, mezhep gibi alevileri söylemedim. Yani konular üzerinde tartışmalar döndüğünde bu tabii artık kamusal
köprü, vergi gibi meselelerin çok derinine inmiş oluyor ve bu yüzden insanlar olması gerekenden çok daha fazla hassas ve seferber hale geliyorlar. Gönül ister ki biz öyle bir aşamaya gelmiş olalım ki bu kişisel ve özel dokunulmaz olsun. Kimse buraya dokunmayı aklın ucuna bile getirmesin. Özgürlük alanı olsun o alan. Kamusal olan tartışmalı olsun ama kamusal olanın tartışmasının da belli sınırları olsun. O sınırlar aşılmadan yapılsın. Böylece seçimler biraz can sıkıcı. İnsanların zoraki gidip oy kullandığı, kullanmasa da olur olduğu bir kayıtsızlık eğrisine geçmiş olalım. Bu tabii çok uzun, belki yıllar bir sonra Türkiye'ye şey. Gelecek olan bir şey ama normali bu. Olması gereken olan bu. Bizim yaşadığımız normalin dışında bir durum. Yani. Peki. Genel bir çerçeve çizdi hocam. Kadir Gürsel'e dönelim. Şimdi bu seçimin parlamentoya giren 4 partisi var. Ama kazanan bir tane partisi var. Adalet ve Kalkınma Partisi. Net soralım. Seçimi Adalet ve Kalkınma Partisi kazandı da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bu seçimi Ahmet Davutoğlu mu kazandırdı, Recep Tayyip Erdoğan mı kazandırdı? Bu çok zor bir soru. Ben bu soruya yarım bir cevap vereyim. Gerisini de tarif edeyim istersen. Bu seçimi AKP'ye Davutoğlu kazandırmadı. Bir defa o yarım cevap bu. Kim kazandırdı? Rejim kazandırdı. Hangi rejim? Mevcut yürürlükteki rejim. Ben buna Erdoğan rejimi diyorum. Bu nasıl oldu? Birçok faktör var tabii ki. Birincisi, sair yerlerde söylediğimiz faktörleri bir gözden geçirelim, tekrarlayalım. Ya şimdi bir ülkede iktidar partisinin muazzam maddi imkanları varsa, ve muhalefetin imkanları bunun yanından bile geçmiyorsa, yani kat be kat fazlaysa, 15-20 kat fazlaysa iktidarın harcadığı para seçim kazanmak için. Hı hı. Seçim adaleti işte. Bu ülkenin mesela bir Amerika olduğunu varsayalım. Orada bu parayı harcayan kim olursa olsun seçimi kazanır. Yani Amerika'da Cumhuriyetçiler, demokratların 20 katı para harcarlarsa seçimi her zaman kazanırlar. Bu değişmez bir, kesin bir gerçek, bir kural bir kere. Bu bir. İkincisi, kamu kaynakları varsa iktidarın hizmetinde, kamunun parasını ve imkanlarını harcıyorsa seçim kazanmak için ve bu denetlenemiyorsa ve bunun üzerinde buna bir müeyyide uygulanmıyorsa, bir cezasızlık söz konusuysa, yine bir adaletsizlik vardır. Üçüncüsü, kamu yayıncılığı tamamen iktidarın tek elindeyse ve iktidarın sözcülüğünü yapıyorsa, muhalefeti ise yaklaştırmıyorsa yayına, orada da bir adaletsizlik vardır. Dördüncüsü, ülkede medya özgürlüğü yoksa, basın özgürlüğü, medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü ağır bir baskı altındaysa, o da zaten muhalefetin medyaya erişimi kısıtlandığı için, muhalefetin kendi görüş ve tezlerini ve vaatlerini seçmene ulaştırmakta büyük sorunlar yaşamasına neden olur. Ve yine seçim adaleti ortadan kalkar. Neticede Türkiye'de adil seçimler yapılamıyor, seçim adil değil. Ama ilk defa bu seçimde bence bunu bir dönüm noktası olarak da alabiliriz, görebiliriz. Seçimlerin adil ve serbest olması gerekir diyoruz ya, bir demokrasinin olmazsa olmazı. Yani seçimlerin demokratik seçim olması için adil ve serbest olması lazım. İlk defa bu seçimlerde seçimlerin serbest olması hususu da çok ciddi yara almıştır. Yani sadece adil olmamakla kalmadı, serbest olması da gölgelendi seçimlerin. O da demin hocam zikretti. Şöyle oldu. Özellikle artan şiddet, yükselen şiddet ortamı, baskı ortamı 10 Ekim'den sonra, 10 Ekim Ankara'daki katliamdan sonra yaşanan korku ve dehşet atmosferi neticesinde muhalefet partileri adeta seçim kampanyası yapamaz oldular. Evet. Ve bu çok sakatlandı bu
Bu da seçimin serbest olmasını engelledi. Ancak esasa gelelim. Esasta ise manzara şudur. Bir partinin 7 Haziran'da 40.8 oy almış bir partinin 5 ay sonra oylarını 49.5'e çıkartmasını normal şartlar altında, normal bir ülkede yaşadığımızı varsayarak normal koşullarda izah edemeyiz. Bu izahı mümkün olmayan bir durum. Nasıl izah edeceğiz? Bunun en kısa yolu nedir? Yani iki ülkeyi kıyaslamak. Yani 7 Haziran öncesi Türkiye'si ile 1 Kasım öncesi Türkiye'si ya da 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki Türkiye'nin 7 Haziran öncesindeki Türkiye'den farkı neydi diye sormak. O zaman şu aklıma geliyor, tabii herkesin aklına gelir. Yani acaba bu iki tarih arasında iktidar partisi Türkiye'nin çok önemli meselesini mi çözdü ya da çözeceğini mi vaat etti ve ikna mı etti seçmeni ki muazzam bir yeniden kümelenme, yeniden hizalanma meydana geldi iktidar partisi çevresinde. Böyle bir şey yok. Yani aslında pozitif gündem açısından yok. Ama negatif gündem açısından var. Evet. Ben iktidarın Türkiye'nin mevcut olan sorunlarının 7 Haziran öncesinden bahsediyorum. Hiçbirine 1 Kasım öncesinde çözüm getirdiğini, bunları çözmeyi vaat ettiğini gördüğümü sanmıyorum. Yok böyle bir durum. Ne oldu? Sorunları çözmeyen veya çözemeyen iktidar yeni bir sorunun oluşmasına kapı açtı. Yeni bir sorun ortaya çıktı. Bu sorunda çatışma dönemiydi. Yani PKK ile çatışma iradi olarak, bir siyasi tercih olarak ortaya çıktı, çıkarıldı. Ardından da IŞİD terörü, IŞİD'e atfedilen terör eylemleri ki en zirve noktası Türkiye tarihinin en kanlı terör eylemi olan Ankara katliamı 10 Ekim oldu. Ondan sonra elindeki muazzam medya gücü ile iktidar bu ortamdan kendisinin sorumlu olmadığına hedeflediği seçmeni ikna etti. Ve de bu ortaya çıkan yeni sorunun da sadece kendisi tarafından çözülebileceğine, bunun ancak güçlü, otoriter bir tek parti iktidar tarafından halledilebileceğine de ikna etti bu seçmeni. Ve ondan sonra da korku ve tehdit ortamı içinde oy kullanan seçmenin ısrar ediyorum emanet oyu AKP'ye döndü. Yani daha önce iki kez MHP'den bakın 5 puan alınmıştır. 5 puanın içinde o 5 puanını oluşturan küme daha önce yerel seçimde de 7 Haziran'da da MHP'ye verdi. Muhtemelen başlayarak böyle yükselen bir şey var orada. Yani ve bu geri döndü bu seçmen. HDP'den de öyle bir şey var. HDP'ye vermiş olan ilk defa bir dindar muhafazakar Kürt seçmeni var. O 2 puan geri dönüyor. Evet. Bir de Milli İttifak adlı protest İslamcı seçmen kitlesi. Yani AKP'yi protesto eden çeşitli nedenlerden dolayı o yüzden Milli İttifak'a oy veren BBP ve Saadet Partisi İttifak'a onlar da geri döndüler. Böyle bir şey oluştu. Tamamlamadan önce uzattığım farkındayım. Bir cümle ile de bir durumu toparlamak istiyorum. Yani göstermek açısından. Daha önce de gerçi burada konuştuk ama hatırlatmakta fayda var. Türkiye 24 Temmuz günü bölünme ve parçalanma aşamasında olan bir ülke değildi. Yani Türkiye'nin eğer PKK'ya karşı yeni bir savaş ve çatışma ortamı başlatılması halinde parçalanacağı, bunun için 1 Kasım sonrasını beklemek, kafada o tarih vardır. Hı hı. 1 Kasım sonrasını beklemenin ülkeye ihanet olacağı gibi bir aciliyet, bir acil ulusal güvenlik tehdidi altında değildi. Bu ilk defa AKP döneminde daha önce gidilen 9 seçimde 3 yerel, 3 genel, 2 referandum, 1 cumhurbaşkanlığı seçiminin hiçbirinde
Bu ulusal güvenlik ihtiyacı veya güvenlik terör tehdidi ne mevcut ateşkeslerin bozulmasına ne de seçim nedeniyle ateşkese varılmamasına neden olmuştur. Dolayısıyla kimse seçim öncesinde bunun seçimden bağımsız tamamen ülkenin acil güvenlik ihtiyaçları nedeniyle alınmış bir karar olduğunu söylemesin, iddia etmesin. Bu çürük bir iddia olur, mümkün değildir. Bu ilk adımdı, bu korku, dehşet ve terör ortamının oluşturulması. 10 Ekim'den sonra da işte o yanılma eşiği var ya, hı hı. Kamuoyu anket şirketlerinin, hı hı. Kamuoyu yoklama. Yani hepsi çuvalladı çünkü. O yanılma eşiği de o zaman aşıldı. Yani birdenbire fırlayıverdi AKP'nin oyları. Peki hocam, bunun başka bir örneği var mıdır? Bombalar patlasın, birdenbire 9 puan yer değiştirsin, yüzlerce insan ölsün, iktidar partisi buna rağmen tekrar oyunu arttırarak iktidar olsun. Dünyada örneği var mı bunun? Siyaset bilimi bu davranış biçimini, bu seçmen davranışını nasıl değerlendiriyor? Yani seçmenlerin davranışının arkasında iki tane şeyi görebiliriz. Bir tanesi, olaylar ne olursa olsun, mesela demin Kadri şeyi anlatmıştı. Çatışmalar başlayınca iktidar bunu PKK yaptı, bunun suçlusu ben değilim. Şimdi bunu satabilmek çok önemli seçmene, bu şekilde satabilmek. Yani olayı sen başlatmış olabilirsin, başka bir kendine başlamış olabilir ama bunu senin siyasi çıkarın doğrultusunda çerçeveleyip bir kısa cümle haline getirip bunu satabilmek ve buna da müşteri bulabilmek diyeyim, hani bu tür terimlerle konuşayım. Bu aslında siyasetin doğası, hani bunu siyaset böyle çalışıyor. Olaylara anlamlar yükleyip, onları çerçeveleyip bunu kendi çıkarınız için satıyorsunuz. Bunu ısrarla söylüyorsunuz. Örnekler veriyorsunuz. Bunu hikayenin içine koyuyorsunuz ve karşı tarafı cezbetmeye çalışıyorsunuz. Bunun için de işte o medya meselesi, medyanın gücü, medyayı kullanmak, monopolize etmek, karşı tarafı medyaya sokmamak. Yani sözü tek elinize almak tabii burada çok önemli bir... Bir parantez açmama izin verin ama yani yandaş medya denilen, havuz medya denilen en azından yazılı basının tirajı ya da satışı yandaş olmayan bir gazetenin, örneğin Hürriyet gazetesinin tirajını ya da satışını bulmuyor. Sanki o yazılı basının etkisi o kadar düşündüğümüz gibi değil. Şimdi şeyi bitireyim müsaade ederseniz. Bunun yanında, bu çerçevenin yanında bir de duygu olayı var. Seçmende bir duygu. Şimdi insanlar çeşitli duygularla bir işi yapmaya motive oluyorlar. Mesela umutla, yani ben bu işi yaparsam iyi bir şey gelecek. Bir beklenti, pozitif bir beklenti. Bir de korku olabilir. Mesela ben bu işi yapmazsam başıma şunlar 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 gelecek gibi. Mesela bir başka duygu mesela sadakat duygusudur. Bu temel duygular 5-6 tane. Bunlardan en güçlü olanı korku. Yani insanları belli bir davranışa yöneltme anlamında. Yani bir insana derseniz ki işte şu ilaçları alacaksın ve çok daha iyi olacaksın ama böyle de kalabilirsin mi dersen onları alır. Yoksa bunları almazsan işte sende tümör var. Bu büyüyecek ve daha çok hastalanacaksın. Hemen alır adamı ilacı ikinciyi söylediğin zaman. Yani korku çok motive edici bir şeydir. Dolayısıyla ister sen yarat, ister senin dışında yaratılsın. Bir dehşet ortamı varsa ortada ve senin insanları salaha çıkaracağın, onları kurtaracağın inancını da aynı anda yaratabiliyorsan, bu büyük bir tabii risk almak aynı zamanda. Çünkü tutmayabilir bu tür şeyler. Hani tarihte böyle şeyler yapıp hani çakozlayan liderler ve partiler de var. Hani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Bu çünkü bir tür nükleer opsiyon. Yani
Bir kere bir joker var elinizde, bir kere atarsınız bunu. Ama araya girebilir miyim? Ama AKP ile ana muhalefetin arasında öyle bir oy makası vardı ki AKP'nin lehine. Yani AKP'nin yaslanacağı orada yine birinci parti çıkmasına el verecek çok ciddi bir kemikleşmiş oy tabanı vardı. Var yani artıracağını biliyorlardı yani, oylarını. 49'u beklemiyorlardı belki ama evet. Ben o oyların neden tahmin edilemeyeceği hakkında da birkaç şey söylerim sonra ama yani şey de bu yani korku, risk değil, büyük bir risk değildi aslında bence bu seçimlerde. Yok şunu söylemek istiyorum. Bir yandan da siz yani eğer o korku ve dehşet ortamından siz sorumlu tutulur hale gelirseniz yani muhalefet becerikli çıkabilir. Ve o durumda da çok büyük kaybedebilirsiniz bu durumu. Yani orada bir şey savaşı yaşanıyor çünkü anlam çerçevesi savaşı yaşanıyor. Yani bunu kim yaptı? Savaşı yaşanıyor. Ama burada şeyden herhalde daha emindiler. Hani biz bunu satarız. Biz bu malı satarız. Bunu çerçeveleriz. Ve bizim dediğimizde de insanlar bir de şöyle söyleyelim. Burada kolay da bir durum var. Çünkü karşınızda çok kolay kötüleyebileceğiniz, müsebbip olarak gösterebileceğiniz de bir rakip var. PKK. Evet. Yani suçu çok kolay yüklüyor. Yani evin yaramaz çocuğu var bir tane. Bir vazo kırılıyor. O kırdı diyorsunuz. Evet. Herkes ona inanmaya hazır zaten tabii. Türkiye'de. Dolayısıyla bu çok da zor bir çerçeveleme değildi bu anlamda. PKK'da bu işe yangına körükle gidince, bu iş birden büyüyüverince işte ölümler, öldürmeler, mayınlar falan. Bu çerçeve orada artık şöyle tartmayacaktır insanlar. O başlattı, oradaki mantık silsilesi, kozalite, nedensellik tamamen yok olur. Yani ortada 500 tane ölü varsa bunu kim başlatmıştı, ortasında ne oldu, işte kim o sırada ne yaptı falan unutulur. İnsanlar olaya bakarlar, oradaki dehşete bakarlar ve karşınızda da bir hani olağan şüpheli varsa bunu çok kolay satabilirsiniz insanlara ki budur bunun müsebbibi diye. Ben de sizi bundan kurtarırım arkadaş. Yani bu ikisini aynı anda satmak çok da kolaylaştı. Buna bir de medya üzerinde kurulan gücü, tekeli de katarsanız bu şey işlemi, anlam çerçevesi kurma ve bunu insanlara, ama bunun neticesi %49 mudur, 45 midir, 46 mıdır, 42 midir bunu bilemeyiz tabii. Yani orada kaç tane insanın öbür tarafa yani bu argümanlara inanarak ekstra kaç oy kazanacağınızı tabii ki bilemez. Ama hani şey gibi bu, işte atıyorsunuz, bu işe giriyorsunuz, dalıyorsunuz denize yani ne çıkarsa. Hani bir şey çıkacağı muhakkak, bir balık tutacaksınız. 20 tane olta sallamışsınız ya, birine bir balık çarpacak. Bu anlamda aslında yani negatif de olsa çok etkin bir siyaset bu. Hani sonuç getirici bir siyaset bir yanıyla da baktığınızda. Hani beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Manafih, meşru bir siyaset değil. Meşru anlamda söylemedim ama şey ne, anlamda. Negatif. Etkin evet, bir siyaset. Yani çalışan, işe yarayan bir siyaset. Ama bize de şunu öğretmesi lazım. En azından mesela muhalefet partilerine anlam çerçevesi üretme, onlara aktarma konusunda ben hani diğer şeyleri bir tarafa, zaafları bir tarafa, muhalefet partilerine baktığımda belki HDP'yi biraz bunun dışında tutmak gerekiyor ama diğer ikisi çok zayıflar yani. Yani o ikisine baktığınızda bir şey yani duymuyorsunuz. Siyasal yani. Siyasal iletişim. Evet. Yani bu bir şey çıkmıyor. Yani ben bunun şu olayın anlamını CHP ve MHP'nin demeçlerinden öğreneyim deseniz ortalama bir seçmen olarak. Hani diyelim basın hür, her şey yayınlanıyor. O zaman o şartlarda bile bence yani her şey yayınlanmış bile olsaydı, herkes her zaman konuşuyor bile olsaydı. Mesela Kürt meselesi konusunda ne öğrenebilecektik biz bu iki partiden? Bize ne anlatacaktı? Yani nasıl bir yorum? Birisi diyecekti ki bunlar tamamen Kürtlerin suçudur. Bunu zaten AK Parti de diyor. Ha. Öbür ne diyecekti onu ben kestiremiyorum. İşte o öyle oldu da buradan bu da çıktı. O da biraz suçlu, bu da bilmem ne. Yani böyle bir karışık bir söylem çıkacaktı ortaya ve insanların iyice kafası karışacaktı. Yani oradaki çerçevesizlik, iletişim eksikliği, mutlak hürriyet altında bile bence gerekli etkiyi yaratamayabilirdi. Yani benim orada bir ciddi bir yapısal zafiyet olduğunun da altını çizmek lazım. HDP'de de durum
HDP daha tabii keskin, daha köşeli, daha kolay anlaşılır bir çerçeve kurdu. Ama onun da işte şeyi sınırlı. Hani malını satacağı insan sayısı sınırlı. O çerçeveyi zaten o da kırdı. Yani o ne derse desin karşı tarafta bu olduğu sürece. Korku faktörü hakkında bir şeyin altını, bir hususun da altını çizmek lazım. HDP'yi muhafazakar Kürtler, daha önce AKP'ye oy vermiş olan muhafazakar Kürtler terk etti ama seni başkan yaptırmayacağız sloganına tab olarak 7 Haziran'da HDP'ye oy veren Türk seçmen terk etmedi ve o Türk seçmen sayesinde HDP barajı geçti. Şimdi yani oraya gelelim o zaman hemen. Dolayısıyla yani korku orada yine çalıştı. Bu şekilde oldu. Bu şekilde çalıştı. Onların evet. Da yani o kaçan muhafazakar... Yani CHP'nin oyunun artmamasından... Anladım. O kaçan oradaki şey var. Evet yani HDP ile CHP'nin solu arasındaki gönül birliği hala çok bozulmuş değil. Yani onlar başka türlü düşünen insanlar zaten. Yani korkunun dışında konularla da motive olabilen insanlar. Şimdi bu 7 Haziran seçimlerinin öncesindeki temel argümanlardan bir tanesi işte Selahattin Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız çıkışıydı. Ondan sonra zaten bana göre ipler koptu. Ne süreç kaldı, ne barış kaldı, hiçbir şey kalmadı. Şimdi bu seçimin ardından değişen ne var, değişmeyen ne var diye baktığımızda başkan olma arzusunun geri döndüğünü görüyoruz. Şu 1 Kasım'dan 12 Kasım'a kadar olan süreç içinde işte Yalçın Akdoğan'ın ilk açıklamalarından bir tanesi biz bir başkanlık işini düşünüyoruz oluverdi. İkincisi çözüm süreci milli çözüm süreci gibi adlandırılmaya başlandı. Milli birlik ve gel gelelim Silvan'da 10 gündür bir sıkı yönetim var, yazılmayan, çizilmeyen bir savaş orada, var. Orada bir şey, savaş ve yıkım gerçekleşiyor ve Silvan'ın o bahsedilen mahalleleri harabeye çevriliyor şu an. Yani. Buna karşılık şunu toparlayayım ve ikinizden de onun cevabını isteyeyim. Bu seçimin sonuçlarını en yakın bilen Adil Gür, seçimden sonra birkaç televizyon programında bu başkanlık meselesi ona sorulduğunda, hayır, seçmen başkanlık istemiyor. Seçmenin başkanlık için vize vereceğini zannetmiyorum dedi. Bunu birkaç kez tekrarladı. Sonra iktidara yakın bir gazetede çıkan röportajında bu görüşlerinin tamamen tersini ifade etti. Başka yerde de görmedim zaten. Görüşlerinin tersini bir gazetede ifade etti. Toparlarsak, önümüzdeki dönemin Başat sorunu izlememiz gereken temel sorun ya da sorunlar, gelişmeler ne olacak? İki, zaten onu da bu toparlamanda ondan da bahsettin. İki konu var. Bir, Kürt sorunun nereye doğru evrileceği. İki, bu gündemimize giren başkanlık meselesi. Yani 49.5'lik oy. Ne öngörüyorsun? 49.5'lik oy tabii ki Erdoğan'ın başkan olma hevesini tekrar ateşledi, canlandırdı. İki şey öngörüyorum. İkisinde de büyük açmazlarla karşı karşıya olduğumuzu ve olduğunu görüyorum. Kürt meselesinden başlayalım. Savaş başlatırsınız ama onu nasıl bitireceğinizi bilemezsiniz. Savaş içinde, çatışma içinde. Onun parametreleri müdahil olan aktörler, konumlar, şunlar, bunlar değişebilir. Şu ana kadar bile hala ben bu çatışmanın kontrollü bir çatışma olarak devam ettiğini düşünüyorum. İki tarafta bence tekrar masaya dönebilmenin sıcak aralığını korumaya gayret ediyorlar. Öyle bir hissiyat içindeyim. Gözlemim bu. Fakat şunu da kategorik olarak belirtmek lazım ki bugün bu akşam şimdi sarayda hadi bu çatışmayı artık bitirelim. Öcalan'ı konuşturalım. Öcalan da çıksın bir şeyler söylesin. Ondan sonra bu iş tekrar başlasın. Yani tekrar geriye dönelim. Tekrar çatışma sık ortamına dönelim falan
gibi bir karar verirse bunun ben uygulanabileceğini sanmıyorum. Çünkü İmralı süreci dediğimiz sürecin zemini kaydı, bitti bu. Yani Öcalan hala ondan değil. Yani masayı tekrar bacakları üstüne oturtursunuz. Öcalan'ı merkezine alan ve onunla giden bir süreci, yerli bir süreci artık sürdürmek mümkün değil. Türkiye'nin Kürt sorunu diye bir sorunun da varlığını gözden geçirmek, tanımını gözden geçirmek lazım. Çünkü artık Türkiye'nin Kürt sorunu, Türkiye'nin bölgedeki Kürt sorunuyla yüzleşmesi gerçekleşmeden çözülemez. Neticede iki boyutu var bunun artık bundan sonra. Amerika'nın bölgeye her girişi ve çıkışı 91'den bu yana Türkiye'nin Kürt sorununda parametreleri, işte denklemleri falan değiştirmiştir. Bu kimi zaman PKK lehine, kimi zaman da aleyhine olmuştur. Şimdi Amerika Türkiye'nin malul Suriye politikası nedeniyle güçlenmiş olan IŞİD'in Musul'u zapt etmesinin akabinde bölgeye geri dönmesini izleyen yeni ortamda artık İmralı odaklı bir süreç mümkün değil. PKK çok güçlendi bölgede. Hı hı. Bir bölgesel aktör haline geldi. Aynı zamanda kim ne derse desin bakın. Türkiye'nin baskısı ne olursa olsun şu an. Yani parantez açıyorum. Ya siz bu Carablus'u, Marablus'u bu PYD'ye ihale etmeyin. Bu işi biz yapalım. O PYD orada kalsın, biz Carablus'u IŞİD'den temizleriz işte Azaz'a kadar. Hatta ineriz aşağı, Fırat'a kadar da ineriz. 60 kilometre, 70 kilometre neyse. Demelerine bakmayın. Bugün PYD hali hazırda hem ABD'nin hem Rusya'nın müttefiki olmakla kalmıyor. İran'ın da, Bağdat rejiminde, Şam rejiminin de ve hatta çok gerilerde, perde arkasında falan da İsrail'in de müttefiki. Yani bölgede ne kadar aktör varsa, İsrail aktör değildir belki ama ne kadar güç varsa bunun müttefiki. Şimdi bu. Dolayısıyla onun müttefiki olduğu için de sorun çetrefilleşiyor. Yani pek çok aslında dış unsurun dolaylı yoldan Türkiye'nin Kürt sorununa müdahil olmasının veya dahil olmasının yolu açılıyor. Yani bunu böyle elinizde tuttuğunuz bir mahkumu konuşturarak artık yönlendiremezsiniz. Geçti bu. Şimdi birincisi bu. İkincisi ne demiştik? Başkanlık. Onu da kısaca hemen halledeyim. Yani şey yapayım, toparlayayım. Halledeyim deyince çok güzel bir karar olmak istiyor. Hayır, lapsus oldu. Yani ortadan kaldıralım bu sorunu. O başkanlık sisteme geçilmesin. Hal edeyim. Onu da hal edeyim izin verirseniz. Bakın nereden nereye gidiyoruz değil mi? Halletmek derken toparlamak. Şöyle bir durum söz konusu. Bakın normal siyasetin meşru zemininde imkan ve ihtimal yoktur Erdoğan'ın 330'u bulmasına. Gayri meşru zeminde imkan var mıdır yok mudur onu bilemem. Nereden bileceğiz yani? Ama şimdi MHP'yi mesela gidip MHP ile müzakere etse, ya gel başkanlık falan güzel falan, ne güzel işte yeni bir anayasa yapalım ben başkan olayım falan dese, MHP'nin bu gemiye binmesi için kendisini davetmesi lazım. Çünkü MHP gibi bir aşırı sağ partinin iktidar yüzü görmesi, koklaması iktidarı. Münzevi Bahçeli, siyaset münzevisi Bahçeli'yi hariç tutarak konuşuyorum, tamam mı? Parlamenter rejim olmadan mümkün değil. Yani MHP'nin başkanlık sistemine evet demesi, Erdoğan'ın tarzı bir başkanlık sistemine evet demesi, yani kapıya kilit vurması ve kendisini davetmesiyle eşdeğerdir. HDP'nin ise Erdoğan istediği, aslında bir anayasal diktatörlük olan başkanlık sistemine evet demesi, onun varlık nedenine aykırıdır. Onun ontolojisine aykırıdır. Varoluşsal bir tehdittir çünkü bu. Çünkü HDP Kürt sorununun çözülmesini istemektedir. Ve Kürt sorununun çözümünün de pekala desantralizasyondan ve demokratikleşmeden geçtiğini bilmektedir. Erdoğan'ın
başkanlık sistemi ise ne ademi merkeziyetçilik, eski tabirle desantralizasyon demeyeyim, ne ademi merkeziyetçiliği öngörüyor ne de demokratikleşmeyi öngörüyor. Kontrol ve denge mekanizmalarını tamamen ortadan kaldırıyor. Parlamentoyu eziyor, parlamentoyu iktidarsızlaştırıyor ve tek adam rejimi ihdas etmeyi öngörüyor. Böyle bir modelde Kürt sorununu çözmek istiyorum dese bile samimiyetle Erdoğan'ın, bunu yapmasına imkan yok. Bundan vazgeçmesi lazım ama onu da istemiyor. Dolayısıyla şimdi burada ne olur? Burada çeşitli gayrimeşru, yani 1 Kasım öncesindeki olduğu gibi gayrimeşru siyaset yöntemleri devreye girer. O da siyasettir. Para konuşur, başka şeyler konuşur. Bazı insanlar satın alınabilirler mecliste. 14 sandalye, 14 oy lazım 330'a. Ama 330'a varmak için. Ama ben yine de mesela Davutoğlu'nun başkanlık sistemi istemediği kanaatindeyim. İstemediğini de biliyoruz. Her haliyle, her tavrıyla belli ediyor. 330'u geçseydi bunu belli edemeyecekti. Şimdi bakın diyor, işte gündemimiz değil diyor, öncelikli meselemiz değil diyor. Başkanlık rejiminin tarifini verirken Erdoğan'ın istemediği başkanlık rejiminin tarifini veriyor bir taraftan da. Yani işte kontrol ve denge mekanizmaları var, şusu var, busu var, vatandaşlık diyor, şudur, budur falan. Yani biz orada bir demokratik gibi görünen bir rejimin tarifini veriyor. Bu istediği bir şey değil Erdoğan'ın. Peki hocam, biraz önceki analizinizde korkunun bu seçim sonuçlarını ciddi ve derinden etkilediğini söylediniz. Şimdi bir kısım medya son bir haftadır Irak'a bir kara harekatı, Suriye'ye bir kara harekatı yapılacağını yazıp çizmeye başladı. Hatta bugün bir gazetede kara harekatının kodları diye sürmanşetten yazılıp çizildi. Ama sanki yine bir korku iklimi, bir başka nedenle bir korku iklimi oluşturuluyor gibi. Benimki tamamen spekülasyon, analizini siz yapacaksınız. Bu yeni korku başkanlık sisteminin getirilmesi için kullanılacak yeni bir zemin olabilir mi? Yani demin şey demiştim ben, şimdi büyük korku yaratıp kendinizi büyük kurtarıcı olarak ilan etmek nükleer opsiyonlu. Bir kere patlatırsınız bunu. Yani insanlara sürekli aynı şiddette korku vererek, sürekli aynı kurtarı, yani aynı oyunu birden fazla oynamak da mümkün değil. Çünkü bu da iteratif rasyoneliteye aykırı. Yani insanlar orada şey olurlar. Yani bir noktada size inanmamaya başlarlar. Dolayısıyla ben dediğiniz doğru. Ben ama Irak'taki kara operasyonunun, şimdi burada kim bizim korkutucu elemanımız olacak? IŞİD mi? Hani biz IŞİD, yani buradaki şeyi tam kavrayamadım, o korku yaratma mekanizmasını. Milli birlik yani sanıyorum. Orada şöyle savaş korkusu. Korku değil tabii. En temelinden bir savaş korkusu. Yani tamam. Bakmayın birilerinin efendim kefenimizi giydik gideriz, önce biz gideriz falan filan. Kime karşı gideceğiz şu anda? İşte IŞİD'e karşı. Ama aslında IŞİD'e karşı. Aslında iktidarın derdi. Aslında PKK'ya karşı. Ama şimdi orada tabii ki hani ben Kadri kadar olayları yakından takip etmiyorum. Yok, bu yani. Suriye meselesini gerçekten öyle. Yani benim tahminim, benim gördüğüm, hani Suriye'de şimdi koalisyon, ABD öncülüğündeki koalisyon IŞİD'i oradan çıkarmak için Amerika'da bile çok zor alınabilecek bir kararı. Yani Amerikan askerini Suriye'de karaya indirmeyi kararını alırsa bu planlaması falan çok ince yapılacak bir iştir. Ruslar var orada, Şam rejimi var, ondan sonra bir sürü faktör var. Benim tahminim Türkiye Cumhuriyeti ordusunun bir kolunun Amerikalılarla IŞİD'e doğru saldırırken diğer kolunun, işte bu arada da hazır girmişken bir de işte PYD'ye saldıralım. Ben bunu uluslararası kontekst açısından hani ihtimalinin
sıfır olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir kapsamlı operasyon. Şöyle var. Bir şey. İkinize de bir soru soracağım. Bir yani izleyiciden bir... izleyiciden gelen bir soru var. Bu konuştuğumuz çerçevede. Hani PKK'ya karşı küçük operasyonlar yapmak değil bu. Bakın burada başka bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani PYD'nin elinde bulundurduğu o kanton dedikleri yerlere Türk ordusunun yani ne bileyim, benim aklımdaki imaj böyle girip oraları PYD'den temizlemek midir? Kontrolü mü almak? Cezirine bakarsanız yani öyle. Objektifimiz ne bizim şimdi orada? Bakın hedefimiz şey var şöyle. Cezire kantonuna ben bir yönelim olacağını sanmıyorum. Tel Abyad'la Cerablus arasını IŞİD'den temizledi biliyorsunuz PYD. Evet. Burada Arap ve Türkmen çoğunluk olduğunu ve burada PYD'nin aslında kontrolün olmaması gerektiğini öteden beri yani Kürtlerin azınlık olduğunu söyleye gelir Ankara ve bunun etnik temizlikle yapmakla falan da suçluyor biliyorsunuz. Orada bir soru işareti var fakat yine de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ben bir uluslararası meşruiyet zemini olmadan bir BMG Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı bir NATO kararı olmadan tür bir karar olmadan tek yanlı bir şekilde Amerika ile varılmış bir ikili anlaşma uyarınca oraya girmesini, Suriye'ye girmeye tabii sıcak ki bakmadığını tabii biliyoruz. Zamanımız daralıyor. Şu soruyu cevaplayarak ama gidelim ama aynı konuda bir soru. İzleyici soruyor. Muhalefet partileri diyor bu seçimin ardından böyle bir krize yuvarlanmışken iktidar partisi bir baskın erken seçimle 330-331 vekil çıkarmayı deneyebilir mi? Bu spekülasyonlar bir süredir yapılıyor. Yani hem HDP'yi hem MHP'yi barajın altına indirip 400 vekil çıkartmak gibi mesela. Bu tür bir senaryo var. Senaryo demeyeyim de spekülasyon var. Ama acaba bu savaş bu spekülasyonun bir senaryoya dönüşmesine neden olur mu? Veya bu savaş olur mu? Çünkü aslında burada yapılmak istenen şey PYD'nin Cerablus Azaz hattını ele geçirmesine engel olmak. Burada bir stratejik tehdit hissediyor, algılıyor Ankara. Şeye kadar giderse o zaman Azaz-Mare hattını yani Ankara'nın Halep'e olan tek ulaşım kanalını tehdit edecek. Orayı iyice daraltacak ve hiç istemediği bir durum ortaya çıkacak Ankara'nın. Bunu istemiyor. Esas neden aslında oraya girme arzusu Türkiye'deki yeni çatışmayla uyumlu. Yani ilk defa bu arzu, bu eğilimin Türkiye'nin PKK-PYD çizgisine ve genel olarak Kürtlerle ilgili olarak bir kapsamlı bir ve tutarlı bir politika geliştirmediğini bize söylüyor. Fakat bu olumsuz politika. Yani daha önce PKK ile barış yapıyorum falan derken PYD'ye karşı dolaylı savaş sürdürüyordu. Vekaleten savaş sürdürüyordu. Bu olmayacaktı. Kobani'de çöktü bu. Uzatmayayım. Bu bir oyun planı haline gelip gelebilir mi? Bundan ne çıkar? Demin Hakan hocamın da söylediği gibi bu son derece riskli, son derece tehlikeli bir oyun planı olabilir. Çünkü Türkiye'nin gerçekten Suriye'de bir maceraya girmesine başkanlık sistemine karşı olduklarına çok daha fazla karşılar Türkiye'de insanlar. İktidar gücünü sorun çözerek değil, Türkiye'nin var olan sorunları hep yenilerini ekleyerek nereye kadar arttırabilir? Ve bu nerede, bir noktada nerede çöker bu? Sürdürülmesi mümkün olmayan yaklaşım. Bunu bilmiyoruz. Fakat bu anlama geliyor. Yani Türkiye'nin zamanımız kaldı. Toparlarsan o soruyu bir de hocamdan cevap alayım. Sonra birazcık CHP konuşalım. İç çatışma yoktu. İç çatışma çıkardı. Seçim aldı. Şimdi de 400 milletvekiline savaşla mı ulaşacak? En kestirme özet soru işareti bu. Burada bir şey görüyorum. Yani bu bana mümkün fazla mi bir yok. Yani çok adım var burada. Yani ben mesela iş dünyasından falan size söyleyeyim. Üçüncü adımı söylediğinizde
adamla olmazlar yani 1-2-3. Yani burada oraya gideceğim, onu yeneceğim, oradan 4'lü seçim yapacağım. Hani bu Nasrettin Hoca'nın koyunların tellerinden, tellere takılıp tüylerinden şey yapmamıza benziyor. Bir de yani başkanlığa evet diyecek ortalama insan, Türk ordusu Suriye'ye girsin, Esad'la da savaşmayıp Kürtlerle savaşsın. Yani bunu nasıl bir çerçevenin içerisinde insanlara... Aslında IŞİD'le savaşacak. Hayır ama işte bir tarafta ama da... onunla savaşıp savaşmayacağı şimdi, belli. Çünkü Fırat'ın doğusunda savaşacak. Şöyle bir durum var. Eğer Türk ordusu, demin Kadri onun altını çizdi, ben bir daha çizeyim. Yani benim bildiğim Türk ordusu, şu ana kadar bildiğim şeyler çok değişti ama gene de benim bildiğim Türk ordusu, uluslararası hukuk veya Türkiye'nin bir ülkeyle girdiği Kıbrıs'taki garanti anlaşması gibi bir Birleşmiş Milletler'e de uygun bir anlaşma zemini olmaksızın herhangi bir yere bir askeri harekatı Cumhuriyet tarihi boyunca yapmadı. Şimdi bu meşruiyetçi bir ordu. Buna Kuzey Irak operasyonları dahil. Tabii onlar da işte o sıcak takip falan gibi şeylerin içinde yapıldı. Savunma hakkı çerçevesi. Dolayısıyla böyle bir durum aşılırsa, yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nin tekil çıkarları için fazla da bir meşruiyet aramadan, hukuksal bir zemin de aramadan bayağı bir savaşa orduyu sokarsak, bu 90 yıllık cumhuriyetimizde ilk olacaktır. Ve o zaman da Türkiye Cumhuriyeti ordusu böyle bir harekat yaparsa, doğrudur yanlıştır onu tartışmıyorum, çıkarlarımıza uygundur, şudur budur, ama bir devir kapanmış olacak. Evet, yani bu yapıldığında. Çok doğru. Anladın mı? Bu çok bizim için hani bir tür şeye döneceğiz. İttihat terakki dönemine döneceğiz. Yani ordunun yayılmacı, genişlemeci veya bizi korumacı, savunmacı, ama her halükarda bu tür bir kullanımı Cumhuriyet geleneğinin dışında. Amerikalılar çok rahat ikna edersiniz Amerikalıları. Dersiniz ki ben oraya ben gireyim. Sen PYD'ye. Yok Ruslar. Amerikalılar da der ki iyi sen girmek istiyorsan PYD'ye, ben de o zaman desteğimi keserim der. Bu kadar basit. Peki. Hızlıca bir de CHP konuşalım. Biraz uzatalım yayınımızı. Seçim sonuçlarının hemen ardından bir bomba da CHP'de patladı gibi duruyor. CHP kendi ligine döndü. Evet, olağanüstü kurultay sesleri. 3 tane aday çıktı ortaya. Umut Orhan, Muharrem İnce, Mustafa Balbay. 1-2 aday daha çıkabileceği söyleniyor. Olağanüstü kurultay için imza toplanıyor. Soruyu ortaya sorayım. Hanginiz önce söz almak istiyorsa söz alsın. Mümkün müdür CHP'de bir genel başkan, bir yönetim değişikliği şu sıralar? Hayır. Mümkün müdür? Olur mu bir olağanüstü kurultay? Değişir mi Kemal Kılıçdaroğlu? Yani benim bildiğim partilerde başkanlar delegeleri seçiyor, sonra delegeler tekrar o başkanı seçiyorlar. Zor gibi görünüyor bu durumda. Yani CHP büyük bir yenilgi de almadı seçimde. Hani büyük bir fiyasko da değil bu seçim CHP için. Evet, bir büyük bir kazanç yok ama büyük bir kayıp da yok. Yani CHP tapi durumda. Pat durumunda. Dolayısıyla hani büyük bir trajedi yaşamadığı için hani hep beraber gidelim, kendimizi yenileyelim gibi bir böyle hani güdüyü ben CHP'de şu anda bir CHP'li olsam hissetmezdim herhalde diye düşünüyorum böyle bir şey şu anda. Hani şeye bakardım, kampanyayı doğru mu yürüttük, şu mesajı doğru mu verdik falan gibi şeyler. Bir de şuna bakardım, o kadar iyi bir lider adayı vardır ki kenarda bekleyen, Ecevit gibi bir şahsiyet mesela. 60'lı yılların sonunda Bülent Ecevit. Yani öyle bir potansiyel vardır ki artık onun zamanı gelmiştir. Yani Kılıçdaroğlu inönüleşir. Hani iyidir, hoştur, babamızdır, sayarız, ederiz ama partiyi yeni ufuklara taşıyacak bir şey de değildir. Genelde bu söyleniyor Kemal Bey için. Herkes çok seviyor ama partinin önünü açması konusunda çok da fazla bir umut vermiyor insanlara benim anladığım kadarıyla. Ama Ecevit var mı? Ya da bu saydığınız 3 kişiden herhangi biri Bülent Ecevit mi diye soracak olursanız bence değil. Yani bir öyle bir karizmanın çıkması gerekiyor. Öyle bir kitlelere bir şey verecek, bir umut verecek birisinin. Bence şu anda ortada
İnönü'den kurtulacaksak bir Ecevit olması lazım. Öyle biri de yoksa o zaman İnönü'yü atarsınız. Turan Feyzoğlu'na kalırsınız. Öyle bir durum da olabilir. Yani öyle bir ihtimal de var. CHP bu haliyle ne uzar ne kısalır. Öyle gözüküyor. Kılıçdaroğlu CHP'ye bence önemli katkılar verdi. Daha iyi de olabilirdi. Fakat verebileceğini vermiş gibi gözüküyor. Bundan sonra da daha fazlasını verebileceğini ben sanmıyorum Kılıçdaroğlu'nun. Yani hakkını yemeyelim. Verir ama geçecek olan sürede elde edilebilecek kazanımların daha az. Burada aslında Kemal Bey'in hakkını vermek lazım açıdan. Yani şöyle bir durum var. Kemal Kılıçdaroğlu kendisi bir politika formüle etmiyor olsa bile partide kurduğu yapı benim gördüğüm, mesela Kürt meselesinde HDP konusunda daha yumuşak, daha akomode edici bir durumu CHP'de ortaya çıkardı. Bu mesela daha sert duran bir genel başkan olsaydı böyle bir şey çıkmayabilirdi. Ulusalcı damarı daha güçlü bir başkan olsaydı ki yani şimdi yeni ortaya çıkan adaylar içinde böyleleri de var. Ben CHP'nin bu seviyede olabileceği kanaatine bile. Şimdi bakın şu var, yani CHP şimdi önümüzde 2019'da bir seçim olacağını varsayıyoruz. Hmm. Daha önce de olabilir ama tamamen katılıyorum. CHP'de çıkacak olan adayların evet yeni bir Ecevit oldukları veya Ecevit olmayı vaat ettikleri hissini vermeleri gerekiyor. Yoksa Kılıçdaroğlu yerinde kalsın. Yani ortaya çıkan adaylar geleceğine CHP'nin başına gelir. Biraz beklemekte fayda var böyle şeyler. Ben zaten böyle de bir şey olacağını sanmıyorum. Beklemiyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun indirilmeci bu değerlendirmenin ortaya çıkan 3 adayın da bir etkisi var mı? Hani bu mevcut şu anda adı geçen 3 aday yerine başkaları olsa. Gelecek gerçekten CHP'yi sıçratacak, CHP'yi dramatik bir şekilde yani %30'lara yaslayacak ve yeni bir politik açılım yaptıracak. Örgütün bütün açıklarını, kapasite açığı, ideoloji açığı, örgüt açığı şudur budur hepsini kapatmak doğrultusunda yepyeni bir soluk ve umut verecek bir aday çıkması halinde ancak Kılıçdaroğlu'nun gitmesi doğru olur. Onun kendisini yani yeni çıkan adaya o adayı biraz daha sakin olmak ve beklemek lazım. Biraz daha beklemek lazım. Niye bunu söylüyorsunuz? Çünkü seçim yeni bitti. Yani daha onun muhasebesi yapılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu partide partiyi böyle yıkan, eden, seçimlerde fiyaskolara uğrattıran bir lider değil ve partide iyi kötü bir demokratik tartışma ortamını sağlayabilecek olgunlukta ve sükunette merkez yoklamayı falan mesela geçen 7 Haziran'da kaldırdı, şey yaptık. Yani partinin hibrit bir sistem getirdi. İçerisinde bir yani politika tartışması. Bence şu anda bir politika tartışması başlatmak. Yani ne Kürt meselesinde tavrımız ne olmalıyı biraz daha derinleştirmek. Yani bu tartışmanın içinden belki birisi sivrilebilir. Yani şu anda biz hazır sermayelerden hangisi en iyisidir diye düşünüyoruz. Onlar konusunda da doğrusu hani yalan söylememiş olur. Mesela biz ikna olmuş değiliz. Büyük ihtimal bir sürü insan da ikna olmuş değil. Yani CHP'ye oy sıçraması yaptıran tek bir insan var CHP tarihinde. Bülent Ecevit. Yani bunun gibi bir şahsiyet çıkması gerekiyor. Ya da modern zamanların ahir zaman Ecevit'i. Yani illa da yani eski Ecevit örneğini vermek zorunda yani değiliz. Şey anlamında söylüyorum. Türkiye'de 1 Kasım seçimleri Türkiye'de siyaseti tıkamıştır. Bu tıkanıklığın açılması konusunda önümüzdeki seçimlerde çok önemli bir katkı yapmaya namzet birinin çıkması lazım. Çünkü siyaset çözüm üretemez haldedir. Bitmiştir siyaset Türkiye'de. Bu manada bitmiştir. Peki son bir soru. Ona kısaca cevap alalım ve bitirelim. Uzunca bir süredir işte 4 siyasi partiye kilitlenmiş durumda siyaset. Öyle mi? Ya da 4 akıma. Evet. İşte MHP, HDP, CHP, AKP, işte muhafazakarlar, sosyal demokratlar, Kürtler, milliyetçiler gibi. Bu iklimle mi devam edeceğiz?
yeni bir şey çıkar mı, çıkma ihtimali var mı Türkiye siyasetinde? Yani politik ideolojik yönelimi ne olur bilemiyorum. Herkesin sözünü ettiği 5. partiden bahsetmiyorum. Başka bir şey olur mu? Şimdi AK Parti, Ersin Hoca diyor ki, Kalaycıoğlu hakim parti haline gelmeye başladı diyor. Yani 4 seçim üst üste kazanarak. Ersin Hoca haklı, hani bu sürece girmiş görünüyoruz. Ama hakim partilere baktığınızda dünyada, Japonya'da mesela liberal demokratlar, İsveç'te sosyal demokratlar, bunların başardığı çok önemli bir şey var. Kesintisiz yüksek ekonomik büyüme. Yani ve bunu 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl boyunca ve sağlayan refah. Mesela Japonya'da refahın dağıtımında söyleyecektim ben de. Şimdi AK Parti'nin açmazlarından uzun vadeli açmazı veya bu bence Türkiye'de %50 almış her partinin uzun vadeli açmazıdır. Bu kadar çok insanı etrafınıza topladığınız zaman. O da şudur, herkes sizden bir şey bekliyor ekonomik olarak. Hani Kürt meselesini, başkanlık meselesini saymıyorum. Hani kısa vadede karşınıza çıkacak sorunlar. Ama 4 yıl boyunca eğer siz ekonomiyi %2, 3 gibi büyütebilirseniz, ki bu Türkiye için negatif büyüme demek. Yani enflasyonu hesaba kattığınızda. Bu insanların önemlice bir bölümüne, yani size refah için gelen önemlice bir bölümüne dağıtacağınız sosyal refah paylarını elde edemeyeceksiniz. Dolayısıyla ben şunu düşünüyorum. Böyle devam edecek miyiz diye. Böyle devam etmenin tek koşulu yüksek ekonomik büyümedir. Bu olmazsa, makroekonomik istikrar sağlanmazsa, büyüme olmazsa AK Parti de 2019'a doğru diğer sorunların da problem yaratacağı varsayımı altında 7 Haziran pekala tekrarlanabilir. Evet, ben de aynı kanaatteyim. Ben emanet oyların yaratılan sorunlara acil çözümler bulunmadığı takdirde tepki oylarına dönüşerek partiden uzaklaşabileceği kanaatindeyim. Artı AK Parti iktidarının en büyük açmazı sürdürülebilir kalkınma konusunda kendi icraatının neticesinde ortaya çıkardığı önemli engellerdir. En başta iyi yönetişim, serbest piyasa, mesela yani Türkiye'de artık bir girişim özgürlüğü ve serbest piyasanın kaldığı tartışma götürür. Bir kumanda ekonomisine geçmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı bulunan direkt yabancı sermaye yatırımlarını cezbedecek bir pazar olmaya devam etmesi için öngörülebilir bir ülke olması lazım. Bunun için de hukukun üstünlüğü ilkesini hiç ihmal etmeden sürekli ön planda tutarak icraatını sürdüren bir iktidara ihtiyaç var. Bu medya özgürlüğü yok. Yani özgürlük, haklar ve özgürlükler konusunda ve iyi yönetişim konusunda yüksek bir kalkınma, büyüme hızını sağlayacak tedbirleri almayan, bunları bu konuda reform yapmayan, çözüm sunmayan bir AK Parti'nin uluslararası koşulların da negatif etkisi nedeniyle bu eski %7'lik, 6'lık, 8'lik büyüme hızlarını yakalayabilmesinin önümüzdeki dönemde zor olduğunu düşünüyorum. Nitekim 2012'den beri, 11'den beri düşük vasat bir büyüme hızıyla Türkiye devam ediyor. Dediği gibi hocamın, bu eksi bir büyüme. Burada şöyle bir açmaz da var. Şöyle, daha doğrusu aslında yani enteresan bir durum da var. 6'yı 7'yi yakalamak demek büyümede. Ekonomik reformlar yapmak demek, evet. Önemli kurumları özelleştirmek demek, evet. İyi bir ekonomi ekibini getirmek demek. Bu da zaten Türkiye'nin başka alanlarda da, mesela hukuk devletiydi, Kürt sorunuydu, Avrupa demokrasi meselesiydi, demokrasiydi, toplumsal güvenli genel, evet, olarak. Oralarda da aslında doğru adımlar atmasını veya atmış olmasını gerektiriyor. Yani bunlar hepsi bir yapılacak. Bir şey yani değil. Türkiye'nin petrolü ve gazı olmadığı için kötü yönetişimi finanse edecek güçten ve imkandan da yok. Anladığım şu ki ekonomik büyüme, tutarlı bir ekonomik büyüme gerçekleştirilemezse bir 5. parti çıkma ihtimali var. Kadri Gürsel, Profesör Hakan Yılmaz, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Medyaskop TV'nin 12. açık oturumunu burada sona erdiriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.